Merhaba arkadaşlar. 2020'de sıralamalar yükselir mi diye soru geliyor. Sıralamalar yükselir arkadaşlar. Niye? Öncelikle şunu söyleyeyim. Sıralama yükselmesi ne demektir? Bunu daha önce paylaşmıştım. Örneğin 300 puanla sayısalda 2019'da 100.000 sıralama yaptıysanız aynı 300 puanla 2020'de 140.000 sıralama yaparsanız bu şu demektir. Yani aynı puanla daha düşük sıralama olmuş oluyor. Yani daha geriye gitmiş oluyorsun. Yani bu sıralama yükselmiş olması anlamına geliyor. Sıralamalar yükselmiş demektir. Bu da iyi bir şey değil. Peki arkadaşlar TYT sistemi bu 3. yılı. Bir sınav sisteminin 3-4 e, yıl arka arkaya uygulanması lazım ki şunu diyebilirim. Ya yani, tamam sıralamalar tahmini bu civar gelir. Ama bunu şu an hale diyemeyiz. Çünkü e, ee, sınav sistemi en az bir 3-4 yılda oturur. Yani sıralamaların e, birbirine yakın çıkması 4 yılı falan bulabiliyor. Şu anda daha 4 yılı bulmadık. Daha 3. yıl uygulanacak. Yani normalde zaten ben 2020'de 2019'a göre bir tık daha sıralama yükseleceğini öngörüyordum. Ama şimdi TET'de süre arttığı için bu daha da fazla yükselecek. Ve şuradan izah edeyim. Mesela bakın bu eşit ağırlık yok atlas burası yok atlas eşit ağırlık e, neresi bu tercih sihirbazdan giriyorsunuz lisans tercih sihirbazı eşit ağırlığı seçtim bakın şu taban puanlar bak şu kırmızılar 526 puan 89. olmuş bu sıralaması bunun bir altı 522 bu 2019 rakamı bunun bir altı 2018 rakamı gibi. Bir altta 2017 YGSLYS'den şey yapıyor. Arkadaşlar e, buradaki şu mantıktan ben şöyle bir paylaşım yapmıştım daha önce. Bakın. Eşit ağırlık 2019 sıralaması yani hangi puan aralığında hangi sıralama elde edilmiş. Eşit ağırlık, sayısal, sözel, değil dördü içinde yapmışım. Buradan basit bir örnekleme yapalım. Bakın sayısalda da ee, dikkat edin, 5.000.000 olan vatandaş 508 puan almış, e, 100. olan vatandaş yaklaşık hatta bu 77. falan yaklaşık 547 puan almış, 39-40 puan, 39 puan içerisinde 5.000 kişi var sayısalda, 2019'a göre. Eşit ağırlıkta, e, aynı mantıkla e, 85 puan civarı, fark var, 85 puan aralığında. 5000 kişi var. Eşdal'da daha e, uzun bir puan aralığı var sayısala göre. Ya yani sayısalda daha çok yığılma var demektir. Sözelde de yine 85 puanda yine 5000 kişi var. Burada gördüğünüz gibi. Heh, peki ne olacak bu yıl? Benim 2020'deki öngörüm şu. Burada sayısalda e, bu yukarıda işte 5000 kişi de 39 puanda 5000 kişi varsa bu 5000 kişi değil de yaklaşık 10000 kişi olacak. 10 bin kişi olacak. Eşit ağırlıkta da bu 14-15 bin kişi bekliyorum. Sözelde 15.000 kişi bekliyorum. Yukarısı için konuşuyorum. Sıralama yükselecek. Niye yükselecek? Zaten normal bir süre e, yükselme süreci var. Oturma süreci var. Artı de süre arttı arkadaşlar. 30 dakika ele yukarıdaki öğrenciler için çok büyük rakam. Benim şu an derecelik öğrencilerim 7, 8, 9, 10 net artıran öğrencim var benim şu anda de. 160 dakikaya göre. Ben 160 dakika tutuyorum şu an. 160 dakika tutmuyorum. Ee, ne demek bu? Ortalama 10 net demek 10 çarpı 1.3 13 puan demektir. Yani yani şu özet yani 508 puanla sayısalda 5 bininci olabilecekken 13 puan bunu eklediğin zaman ne oluyor? 518, 523 puan tak 2000'e çıkıyorsun. Bak 3000 kişi attı. Kafadan attı. Yani bu şu demek. Sayısalda, eşit ağırlıkta, sözelde yukarıda yığılma çok olacak. O yukarıdaki yığılma aşağı doğru inecek. E, ve bu yığılmalar devam edecek. Yani 2020'de sıralamalar yükselecek. Bu kesin. Sadece sınav çok zor olursa yükselmez. Ki ben çok zor olacağını düşünmüyorum. Sınav geçen zorlukta olur. E, ya da maske takılsaydı yükselmezdi. Maske de takılmayacak zaten sınav esnasında. Bunu açıkladılar zaten. Yani 2020'de sıralama yükselecek. E, hedefi olan arkadaşlar belli bir işte örneğin atıyorum e, bir yerde mühendislik isteyen bir arkadaş 440 puan bakıyorsa 2019'da 440 puan alan bir yere onu 2020'de bunun üzerine bir 15 puan koysun. 15 puan koy kardeş buna. Niye? Sıralama yükselecek çünkü. Artı TET'de TET tercih yapacak olanlar 2 yıllık Sıralama yükselecek mi? Yükselecek arkadaşım. O da yükselecek. Normalde işte 300 puanla girdiğin parametreye atıyorum. 300 puan yetmeyecek de 310-314 puanla yerleşeceksin. Anlatabildim mi? 10-15 puan koyacaksın üzerine. Çünkü teyitle süre arttı. Etkileyecek arkadaşlar. Buna hazırlıklı olun. Ee, şimdilik diyeceklerim bu kadar. Bu sıralamaları da inceleyebilirsiniz. Benim sayfamda var zaten. Öne çıkan hikayelerde de ben bunları koymuştum. Var inceleyip kendinizce yorumlayabilirsiniz arkadaşlar. Teşekkürler.